Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Jabra Elite 4 kablosuz kulaklığı inceliyorum. Beni takip edenler bir geçtiğimiz günlerde bu kulaklık bana teste gönderilmişti ve ben aslında yaklaşık 3 yıldır da Jabra'nın 75T modelini kullanıyordum. Aslında 75T'ye çok benzeyen bir model. Belli açılardan güncellemeler yapılmış. Tasarımda ufak tefek değişiklikler var ve kulaklık kalitesi anlamında baktığımızda da 3 aşağı 5 yukarı önceki modele benzeyen bir sürüm olduğunu söyleyebilirim. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünüm bahsetmek istiyorum. Kulaklığın kutusu elips şeklinde tasarlanmış, köşeleri yuvarlatılmış bir böyle kutu. Farklı renk seçenekleri var. Kutunun rengi de ürünün rengine göre değişiyor. Bu da güzel detaylardan bir tanesi olmuş arkadaşlar. Kutuyu açtığımız zaman hemen kulaklıklara erişiyoruz. Bendeki 75T'ye göre biraz daha böyle kıvrımları olan ve biraz daha ince. Yani en azından uç kısmı biraz daha inceltilmiş bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Manyetik olarak tutunuyor ve hemen şarj olmaya başlıyor kutusuyla birlikte. Kutunun ön yüzünde Jabra yazısı bulunuyor böyle gömülü bir şekilde. Bir de hemen onun alt kısmında bir de bir LED lambamız yer alıyor arkadaşlar. Kutunun arka kısmında ise USB tip C bağlantısı bulunuyor. Biraz da kutu içeriğinden bahsedeyim isterseniz. Kutu içeriğinde kulak pedleri var. Farklı boyutlarda kullanmanız üzere konulmuş. Kısa bir USB tip C kablosu var. Bunun dışında kutu içeriğinde başka bir aksesuarın olmadığını belirteyim. Bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Jabra Elite 4'te arkadaşlar 6 mm hoparlör bulunuyor. Bluetooth multipoint desteği var. Aynı anda iki cihazla eşleştirebiliyorsunuz. Fast pair ve smooth pair özellikleri olduğunu söyleyeyim. Aktif gürültü engelleme var ANC. Bluetooth 5.2 var. 4 mikrofonlu arama teknolojisi bulunuyor. Kulaklıklar için 5.5 saat. Kutu için de 22 saat. Eğer ANC açıksa kullanım süresi var. 10 dakika şarj ile 1 saat kullanabiliyorsunuz. Her iki kulaklığı da tek tek kullanabilme imkanınız var. Koyu gri, lacivert, lila ve açık 5 renk seçeneklerinin olduğunu söyleyeyim. Jabra Sound Plus uygulaması var. IP55 standartlarını destekliyor. Ve kulaklığın fiyatı ise 1300 TL civarında. Gelelim kulaklığın kullanım deneyimine. Kutusundan çıkarır çıkarmaz hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer güncel bir Android telefonunuz varsa Fast Pair destek hızlı bir şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz. Kulaklıkların üzerinde böyle dokunulabilir alanlar bulunuyor. Bunlara bir şeyler atamanız da mümkün. Ve bunları da az önce bahsettiğim Jabra Sound Plus uygulamasından yapıyorsunuz. Bu alanlara tıkladığınız zaman işte iki kere tıklayınca şu olsun, üç kere tıklayınca bu olsun gibi özelleştirmeleri de yine uygulama üzerinden yapmanız mümkün. Uygulamayı mutlaka yükleyin. Bu ürün hem Android hem iOS uyumlu. Yani iPhone'unuz varsa da kullanabilirsiniz. Android'de de kullanabiliyorsunuz. Ama uygulamayı mutlaka yükleyin. Çünkü yazılım güncellemesi olsun, çeşitli ayarları olsun, ANC'nin işte fonksiyonları olsun, hepsini oradan ayarlıyorsunuz. Aynı zamanda Equalizer desteği var. Equalizer desteğini de yine bu uygulama üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklığın ANC özellikleri, yani gürültü engelleme kısmı gerçekten de çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Ben de bundan 75T'den de ben gayet memnundum. Bu modelde gerçekten de güzel bir şekilde gürültüyü engelliyor. Açık havada denedim, metrobüste denedim. Birçok farklı ortamlarda kulaklığı test ettim. Gerçekten de gürültü engelleme konusunda benden tam puan aldı. Zaten Jabra'nın bu konuda belli bir kalitesi olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim ses kalitesine. Tabii ki ses kalitesini size buradan aktarmam pek mümkün değil. Çünkü yani videolarda böyle bir teknoloji henüz geliştirilmedi. Ama şunu söyleyebilirim. Baslar ve tizler gayet dengeli. Eğer çok bas isterseniz equalizer ayarlarından bunu düzenlemeniz mümkün. Veya tiz isterseniz de yine oradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özellikleri benim hoşuma gitti. Bunun dışında iki tane farklı test de yaptım. Bir tanesi telefon görüşmesi testi. Bir tanesi de Samsung Galaxy S23 kullanıp bir video kaydettim. Biliyorsunuz Samsung Galaxy S23'te bulunan Pro Video modunda harici Bluetooth kulaklıkları mikrofonlarını da kullanabiliyorsunuz. Bu ürünleri o şekilde bir video kaydettim. Şimdi onları bir izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şu anda izlemekte olduğunuz videonun ses kaydını kulağımda görmüş olduğunuz kulaklıklar sayesinde alıyorum. Jabra Elite 4'ün ses kalitesi bu şekilde. Aşağıdan da bayağı bir sesler geliyor. Böyle bir su sesi geliyor bulunduğum yerde. Şöyle bir minik bir su havuzu var. Şurada göstermiş olayım. Oradan gelen bir ses var. Ses kalitesi işte bu kulaklıkta bir kayıt yaptığınızda ses kalitesi 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu an duymakta olduğunuz sesi Jabra Elite 4 üzerinden telefon görüşmesi sayesinde kayıt ediyorum. Siz de telefon görüşmesi yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde bir ses kalitesine kavuşacaksınız. Gürültülü bir ortamda değilim ama birazcık gürültü yaparak ses seviyesini de arttırabilirim. Şu anda elimi çırpıyorum. Bu ne kadar geliyor? Siz de 3 aşağı 5 yukarı ses kalitesini bu şekilde duymuş oluyorsunuz.
Benim beğendiğim özelliği 75 TL'de olmayan kulaklıkların tek tek kullanılması. Çünkü bazen mesela tek kulaklığı takmam gerekiyordu ama illa sağı takmanız gerekiyordu 75 TL'de. Bunu da ister sağı ister sol takabiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yok. Kulağa iyi oturuyor. Kulağa iyi oturduğu için de hani böyle spor yaparken de kullanabileceğiniz bir ürün. IP55 standartlarını destekliyor. Yani suya öyle aşırı derecede bir dayanıklılığı yok ama hani böyle terlediğiniz zaman falan ben çok zarar göreceğini veya çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ama yine de hani IP55 de böyle üst düzey bir standart olmadığını söylemiş olayım. Ürünü ben çok beğendim fakat beğenmediğim bazı yönleri var. Nedir? Bu kutu biraz böyle oynuyor kapak kısmı. Hani neden böyle bir şey var? Fıt 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 oynuyor. Sanki biraz da oynamasa daha iyi olurmuş diye düşündüm. Yani kapalıyken böyle kutunun kapağı tam oturmamış gibi duruyor. Biraz böyle fıt fıt fıt. Hatta şu an sesi de gelir belki. Böyle oynuyor o bulunduğu yerde. Bana gelen kutudaki ürün mü böyleydi yoksa hepsi mi böyle bilmiyorum. Yani bir tane ürün test ettim sonuçta. Diğer modellerde de böyleyse bilmiyorum. Bunun için hani ses kalitesi olsun, diğer özellikler olsun benden tam puan aldı. Fiyatı 1300 TL. Çok yüksek değil, çok ucuz da değil. Tabii ki bunun yarı fiyatına 700-800'e biraz daha çıkarsanız ANC özellikli farklı markaların ürünleri de var ama Jabra kalitesi var bunda. Hem ürünün kalitesi güzel hem de işte yazılımı vesairesinde sorun yaşamayacağınız bir ürün. O yüzden hani alınamayacak bir rakam olmadığını düşünüyorum. Yani Jabra kalitesinde olup da bu fiyata çok fazla veren marka yok. O Çinli no name markalar dediğimiz bazı markaların tabii ki söylediğim gibi böyle çok daha uygun fiyatlı modelleri var. Ama onlar da bu kalitede değil arkadaşlar. Jabra Elite 4 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ürünün ses kalitesini anlatmaya çalıştım. Telefon görüşmesi yaptım. Onun kalitesini anlatmaya çalıştım. O yüzden soru soracaksanız oraları izlemeden soru sormamanızı öneriyorum arkadaşlar. Ama benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular da mutlaka vardır. Oluyor. Gözümüzden kaçan konular oluyor. Veya çok daha detay isteyenler, detay merak edenler olabiliyor. Onları da yorumlarda yazmaktan çekinmeyin bu arada. Anlattığım şeylere bakın. Anlatmadığım eksik olan taraflar olduğunu düşünüyorsanız onları da yorumlarda bana soru olarak sorabilirsiniz. Sevinirim. Kulaklığı hala kullanıyorum. Bir süre daha kullanmaya devam edeceğim. O soruları da yanıtlamak isterim. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Kanala abone olarak bu çabalarımı desteklerseniz çok mutlu olurum. Bu benim için önemli. Neden? Çünkü soruyorlar işte kaç abonem var? İşte şu kadar abone var. 19 bin oldu mesela. Onu biraz arttıralım arkadaşlar. İzliyorsanız, beğeniyorsanız abone olun. Zaten yani paralı bir şey değil. Ekstra bir külfete sokacak bir özellik bir şey değil. Tek bir tıkla abone oluyorsunuz ve beni takip etmeye başlıyorsunuz. İsterseniz beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada bulunuyor. Oralarda da böyle bu tarz ürünler geldiğinde anlık olarak paylaşımlar yapıyorum videoyu çekene kadar. Oralardan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Thank you.